Ramazan demek yanmak demektir. Bu ayda oruç tutmak, farz ve teravih kılmak da sünnet oldu. Ramazan yanmak demektir. O ay oruç tutanların, tövbe edenlerin günahlarını yakıyor. Bu ayda her tarafta hayır, hasenat, bolluk bereket olur. Bu ay sabır ayıdır. Kim sabrederse sabrının karşılığını fazlasıyla alır. Allahü Teala ona cenneti nasip eder. Eğer o ay işverenler oruç tutanlara kolaylık gösterirse onları da azaptan korur. İki arkadaştan biri şehit düşer. Diğeri birkaç sene sonra vefat eder. Birkaç sene sonra vefat eden şehitten daha yüksek derecede olur. Hikmeti merak edilince onun üzerinden üç Ramazan geçti cevabı verilir. Ramazan-ı Şerif'te bir sayfa Kur'an-ı Kerim okuyana yüz nafile hac sevabı verilir. Allahü Teala çok şefkatli, çok merhametli, çok affedici olduğu için namazlar arasındaki hatalarımız silinsin diye beş vakit namazı emretmiştir. Ayrıca cuma gününü yaratarak bugün de yapılan duaları kabul ediyor ve bir haftalık hatalarımızı, günahlarımızı siliyor. Ramazan-ı Şerif'te bir ay boyunca bu ayın şerefinden dolayı kabirde kafirler dahil kimseye azap yoktur. Ayrıca mübarek gecelerde yapılan duaları kabul ediyor. Ramazan-ı Şerif öyle bir ay ki bu ümmete mahsustur. Hazreti Ali eğer Allahü Teala bu ümmeti affetmek dilemeseydi, böyle bir takdiri olmasaydı Ramazan-ı Şerif ayını Müslümanlara ihsan etmezdi buyuruyor. Ramazan ayı en büyük nimetlerden biridir affın, ihsanın dop dolu olduğu bir aydır. Bir günü bine bedeldir. Farzlara yetmiş kat sevap verilir. Nafilelere farz gibi sevap verilir. Hele içinde bir de bin aya bedel olan Kadir Gecesi vardır. Bir ayın tamamı yani Ramazan'ın her günü bayramdır. Çünkü her gün binlerce, yüzbinlerce Müslüman affa uğruyor, cennete gidiyor. Bu öyle mübarek bir aydır ki, bütün yılın gülahlarına kefarettir ve mutlaka temizleyicidir. Orucunu tutan mümin, bayram sonuna kadar tertemiz olur. Allahü Teala her yapılan ibadetin ecrini bildirdiği halde, Ramazan orucunun sevabını bildirmemiştir. Yani, oruç tutmanın sevabı şudur dememiştir. Sevaba muhtaç olduğumuz zaman, bize bol bol vermek üzere onun ecrini gizlemiştir. Ramazan-ı Şerif'in her günü müminler için bayramdır. Bu günlerin kıymetini bilip değerlendirenin bütün bir senesi bereketli geçer. Orucun ve iftiraya uğramanın sevabı. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Günlerin hayırlısı cuma, ayların hayırlısı Ramazan, amellerin hayırlısı da vaktinde kılınan namazdır. Allahü Teala Ramazan orucunu tutanların ve iftiraya uğrayanların ecirlerini hesapsız vereceğini vaat ediyor merhametlilerin en merhametlisi olan Allahü Teala'nın kereminin sonsuzluğuna bakın ki mümin kullarının hesaplarını sevap günah tartısıyla ölçmenin yanında kulun lehine olarak iki kapıyı ardına kadar açık bırakıyor. Halbuki sevaplarla günahların yazılışlarında bile kulun lehinde hareket edilir. Bunları tespitle görevli melekler kulun hayırlı bir iş murad edip de yapamaması halinde bile sevap yazıyor. Fakat kötü bir düşünceyi ise ancak yaptıktan sonra kayda geçirirler. Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer cennettir. Bu ay iyi geçinmek ayıdır. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Ramazan-ı Şerif'te dört grup insan hariç, herkesin günahlarının affedileceği hadis-i şerifte bildirilmiştir. O dört grup insan şunlardır. 1- Bidat ehli Bidat, İslamiyete ilave ve çıkarma demektir. Yani İslamiyetin doğru yolunu bozmaktır. Bunları yapana bidat ehli denir. 2. Ana ve babasına asi olanlar. Tevbe istiğfar etmeli, eğer ana baba ölmüşse onlara hayır hasenatta bulunmalı, dua etmeli. Çünkü hadis-i şerifte ölü denizde boğulmak üzere olan insan gibidir. Kendisine ana babasından, evladından eşinden dostundan gelecek bir dua bekler buyruluyor. Onun için onların hayrına doğru din kitapları dağıtılır, hatim okunur, başka hayırlar yapılır. İmdat diyen birini gözümüzün önüne getirelim. İşte o ana baba veya akrabamız olabilir. Bu ay onlara çok hediye gönderelim. 3 Sıla-i rahim yapmayanlar. Yani salih olan yakın akrabayı ziyaret etmeyen ve iyilikte bulunmayanlar bir mektupla, bir telefonla da olsa mutlaka onları aramalı. Aksi halde Ramazan-ı Şerif'in mağfiretinden mahrum kalabiliriz. 4. İçkiye devam edenler. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Ramazan'da ibadet ve iyi iş yapanlara bütün yıl boyunca bu işleri yapmak nasip olur. Yani bir insan, Ramazan-ı Şerif'te hangi hayırlı işlere başlarsa, Cenab-ı Hak yıl boyunca onu yapmak, vaktini ve imkanını nasip eder. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi günah işlemekle geçer. O halde bu ayı tövbe edip günahları terk etmek ve hayırlı işlere başlamak için